Koronavirüsle mücadelede yerinde karar dönemi başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarını il il açıklarken kısıtlamalarda esnemeler bu rakamlara göre ele alınacak dedi. Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle açıklamıştı. Haftalık ortalama vaka sayılarını il il sosyal medya hesabından paylaştı. İlk çalışmaya göre vaka yoğunluğu en fazla olan il Trabzon, en az olan ilse Şırnak. Koronavirüsle mücadelede yerinde karar dönemine resmen geçildi. Artık her hafta il bazında 7 günlük vaka sayıları açıklanacak. 8-14 Şubat arasındaki tabloya göre Karadeniz bölgesindeki yoğunluk dikkat çekici. Trabzon'da her 100 bin kişiden 228'i koronavirüse yakalandı. Onu Rize 202, Ordu 194, Giresun 184, Samsun 171 vakayla takip etti. Vaka yoğunluğu en az olanlar ise Güneydoğu ağırlıklı nüfusu nispeten az olan iller. Şırnak'ta her 100 bin kişiden sadece 8'inde koronavirüs tespit edildi. Hakkari, Bitlis, Batman ve Van vaka yoğunluğu en az olan diğer iller. Türkiye'nin 5 büyük şehrindeki son durumda yer aldı tabloda. Mega kent İstanbul'da her 100 bin kişiden 60'ı son bir haftada koronavirüse yakalandı. Bu oran başkent Ankara'da 35, İzmir'de 44, Bursa'da 35, Adana'da 56. Bölgesel bazda, iller bazında bir takım e, kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Haftalık vaka oranları Bakan Koca'nın açıkladığı yerinde karar döneminin merkezi olacak. Artık vaka yoğunluğu az olan illerde il hıfzı sıha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek.